Melih Apa, Yes. anlat bakalım. Anlatayım. Tarsus'tan neler hatırlıyorsun? Neler geliyor? Nasıl Valla başlamıştı o okula? benim Tarsus, yani Tarsus'ta benim bir kere Tarsus Amerikan diye bir okuldan veya koleji diye bir okuldan kayıtlara 15 gün kalana kadar haberim bile yok. Bizim bir abi vardı, ev sahibimizin oğlu, o Talas'tan mezundu. Ondan sonra o anneme bahsediyor. Ben de ilkokulda ölüm mektubu olmasın iyiydim O dersler zamanlar iyi bir falan. adamdın yani. Ha, o dersler de iyiydi. O demiş yani madem öyle oraya girsin. Neyse paldır küldür. O zaman hatta şey vardı. Hasan. Sizin meşhur bir hoca vardı değil mi Oğlu da Adana'da? bizim Tabii okuldaydı tabii. ya, Bülent. Kökçü müydü? Vallahi bak Neydi ya? unuttum. Doğru Hasan. doğru. Abi hatırlarsam. Neyse ondan gittim 5-10 gün bir ders aldım. O zaman hatta benim o dönem şey var, Alev Dikici'yi iyi hatırlıyorum. Hatta isim olarak Alev Dikici falan duydum. Ulan dedim Allah Allah kız bu erkek okulu nedir falan diye. Sonra gördük Alev'i. Bir de Ahmet'le Mehmet Erk vardı ikizler Evet, ikizler. hatırlarsın. Ha. Ondan sonra onlardan biriyle kavga ediyordum. Tam böyle altıma almışım. Lan yukarıdan bir baktım üstte de aynı herif var falan onun gibi. Saçmalık gibi olmuş. Neyse ondan sonra Tarsus sınavına girişim bile benim esasında şey bir panik oldu yolda araba bozuldu eski bir Skoda'mız vardı annem babam ben gidiyoruz tamam Yenice'nin orada haydi onunla uğraş o ucu ucuna girdik neyse yani Tarsus'a benim ilk şeyim öyle ondan sonra fakat yani ilk başlarda Tarsus bana muhteşemdi ya böyle şamata gırgır işte oyunlar vesaire. Ondan sonra ben ilk sene baya böyle hafta sonları özellikle kalıyordum. Babama da şey diyordum, ceza aldım falan. Bazen de aldığım da oluyordu. Hafta sonları kalmak bana acayip keyifli Keyifli geliyor. geliyordu. Ondan sonra bir gün tabii babam uyandı, okulu aramış. Öyle bir şey yok demişler cezası falan. Paldır küldür geldik. Yani o dönemden hatırladıklarım yani bana çok keyifliydi. O ilk başlarda işte sonra yavaş yavaş işte tabii iş şeye bindi ilk sene kaldım ben o sağ olsun Yücel Karan onun bir şeyi uğruna hala da sevmem kadın vallahi Babandan da sohbet edelim, doğru. yani ciddi nefret bir kadındı ya ondan sonra ikinci seneyi daha net yani ilk seneden fazla bir aklımda bir şeyler yok nedense. İkinci sene işte Eğlenmişsin yani. eğlendim resmen. İkinci sene işte sizler geldiniz. O dönemden de aklıma şey bir futbol sahasında okulun belki birinci veya ikinci günü işte Cüneyt Cezayirli yeni başlamış gelmişti. Rahmetli şey tak tak Bülent Taceddin, Tacı. Ondan sonra futbol sahasının kenarında bir muhabbetimiz oldu. Onu hatırlarım. Ondan sonra onlar bana o zaman abi diyor. Tabii sen ağır takılırdın deneyimli. Ondan sonra şey ondan sonra iklim yüzünden bir Hasan abiden tokat yediğimi Sonra o sende bayağı yara etmiş zaten. hatırlarsın. Abi okul boyunca bir büyükten yediğim tek tokat. İklim ama biraz şeydir zaten. İklim Tahrikçi. şerefsizliği. Şey futbol oynanacak, bu elinde basket topu geldi. Ben burada basket oynayacağım, burası basket sahası. Ya oğlum tamam da işte bu kadar adam böyle futbol oynayacağız. Neyse biraz itiştik, kakıştık. Bu gitmiş Hasan abisine söylemiş, Hasan abi geldi. Ondan sonra dedi, hiçbir şey demedi, çat geçirdi bana bir tane. O var böyle ilginç okuldan kalma. Ya onun ötesinde hani ben bir dönem sonra niyeyse şeyden birazcık böyle bir şeye döndü benim işim kitap okumaya fazlasıyla. O yüzden de hani okulda şeyden birazcık koptum sosyalleşmeden. Bize gıcık oldun herhalde bizim sefer. Olabilir, Değil mi? soğumuş olabilirsin. Yok böyle yani nedense o kitap okumak bana anormal bir şeydi. Hatta böyle o şey pillerden lamba yapıyorduk ya. Geliyor kitaba başladım bitireceğim falan. Orada kütüphaneci bir kadın vardı yaşlı hatırlamıyorum adını da. Orhun mu? Yok, ondan Olabilir önceki de olabilir. bilmiyorum. O bana hatta ödül vermişti. Çok kitap okudum diye. O kartları arkalarını Tabii. 3-4 tane dolduruyordu. Ama işte o kitaba şey beni bu arada hani açıkçası arkadaş grubundan biraz şey yaptı.
kakaladı, iteledi. Hı hı. Ondan sonra hani o dönem başka hatırladığım işte zaten üç grubumuz vardı. Tarsus, Mersin, bir Adanalılar, bir Devamlıyatılılar, bir. Yani Tarsus, Mersinlerle pek bir şey olmuyordu ancak işte o teneffüslerde, öğlen yemeğinde ancak. Yani o yüzden de daha çok işte Adanalılar, şey adını sen söyle, Devamlıyatılılar, onlarla. Yani o dönemden işte mesela hafta sonları bir şey vardı, Sungun Babacan. Evet, Sungun. O mesela bize arada hafta sonları gelirdi. Ondan sonra Sinan Özmen. Hı hı. Annem beslerdi Sinan'ı. Gariban çipi bir çocuk şöyle duruyor. Kendini acındırırdı, seydirirdi. Ondan sonra hafta sonları Tarsus'tan işte yaş büyüdükçe o lise dönemi. Hafta sonları bizim klasik bir ekip oluşmuştu. İşte Şarlıların evinde buluşulur. King Partisi. Hı hı. Hüseyin. Ondan sonra ben, Ahmet Ünal'dı, ondan sonra başka Rifat Tokbey falan, ha, işte araba turları şehrin içinde, evet. Hızır hızır. Ondan sonra, sonra bir dönem işte... Benim hatırladığım Adana hep iki cadde ve arasındaki ya, şeylerde Atatürk dolaşan... Atatürk Caddesi, Ziya Paşa, evet. Bulvarı, bir de Gazi Paşa. Gazi Paşa nedense biraz şey kalırdı, Ziya Paşa ile Atatürk arası, evet. Ondan sonra bir dönem sonra tabii bu... Kız muhabbetleri başladı. Ondan sonra Ahmet Erkal, ben, Yılmaz üçlü dolaşmaya başladık. Evet, şeyi soracağım. Sen daha önceden kediyle falan hukukun var mıydı ki? Adana'da o var. O dönem bayağı işte kedinin evinde doğum günleri kutlanır. Aha. Ondan sonra kedinin meşhur melankolümen o bayana kadar dinletir. Ya bir 45'lik kasetin arkalı önlü melankolümen olduğunu düşün. Talep üzerine diyor şimdi söyleyince. Ne talep üzerine? Yani talebi kendi yarattığı için. Ondan sonra işte şey olarak yani Ahmet rahmetlinin neydi kızın adı, bak Zuhal'di galiba, Zuzu diyorduk. Benim kız arkadaşımla aynı apartmanda, o bahaneyle tanıştılar zaten. Ondan sonra niyeyse böyle Ahmet'le şey de samimi, Yılmaz. O yüzden de bir üçlü doğru. Gibi olduk ondan evet, evet. Sonra. İlginç şeyler oluyordu. Ondan sonra işte Rifat Tokbey ile arada tepişilirdi arabayla. Evet. Şeyi unutmam, bir gece kediyle dolaşıyoruz. 16 DTM'de bir tane yeşil sneaker. Yeşil sneaker. Ondan sonra arkadan Ali Kabaş geldi. Bunlar gaz veriyor falan. Bir kaptırırsın. Ali'ye sıkıştırdı. Orada da bir tane 124 lira. Ulan arkadan bir gireriz. Ben kolumu sonra çektim. Arabanın bagaj kapağı açıldı. Bir onu hatırlıyorum. Araba yalnız yabancı plakaydı. 34 miydi? Hatırlamıyorum. Neyse, kedi döndü. Yabancılar bizi bulamaz dedi. Biz kaptırdık, kaçtık. Ondan sonra 2-3 gün sonra buldular kediyi. Meğerse şey emniyet müdürünün oğlununmuş araba. Yani o dönemler hep böyleydi ama yani Tarsus'tan okul olarak hani tabii ki anlatsan sabahlara kadar bir sürü anı vardır. Şey olarak. Peki şey diyeceğim, rahmetli Ahmet Erkal senin ondan çünkü okul sonrası da Almanya'dan dolayı tabii. eden bir kontağın var. Ya Ahmet kendi az böyle sessiz, sakin, hatta adamın kızdığını bile evet ben de hiç hatırlamıyorum. Öyle, hiç öyle hatırlamıyorum. Bir adam. Ondan kalender. Acayip şey bir... şeyle titiz, kılık kıyafetinde falan, sporla pek şey yoktu. Ondan sonra Ahmet de bizim Adana'dayken bir de ailecek de görüşmeye başlamıştık biz. Yani ondan dolayı da bayağı bir muhabbetimiz vardı. Ondan sonra cumartesi günleri işte babasının onun acayip bir balık merakı vardı. Onlar gider hazırlanır falan. Biz onlara imrenirdik şeyle. Bizi götürmezlerdi diye. Ondan sonra Ahmet ODTÜ'yü kazandı. İşte ben Almanya'ya gittim. Daha bir ay falan mı olmuştu hatırlamıyorum şeyde. Lisan okulunda Heidelberg'de. Ondan sonra bizimkiler bir şekilde bana işte dediler ki Ahmet de gelecek. İşte Ahmet de geldi yanıma. Ondan sonra bir süre iyiydik biz Ahmet'le. Vızır vızır turluyorduk. Sonra Ahmet bizden uzaklaştı çünkü Doro diye bir kızcağızla tanıştı. Doro da karısı oldu sonra, evlendiler. Yani Ahmet gözünü açtı Doro'yla, onunla evlendi. Ömür boyu da öyle birlikteydiler. Tabi Doro devreye girince şey olmadı, ondan sonra sonrasında da zaten üniversiteler farklı oldu. Ben Karlsruhe'de kaldım,
Ya yani Kalsu'ya geçtim Heidelberg'den, Ahmet Mannheim'a gitti. Ondan sonra o zamanla arada Türkiye'ye gidip geldik. İşte benim arabayla, onun arabasıyla gidiyorum. Ondan sonra Ahmet ama işte bir şeydi yani evlendikten sonra veya Dora'dan sonra belki orada huzuru buldu. Bilemem. Ama hani hem aileden hem bizden koptu. Yani öyle çok sık bir şeyimiz olmadı. Yani ne gelir ne biz gitsek şey yapmaz falan. Ondan sonra yani bu suçlama falan değil. Adam demek ki kafası rahattı da. Aynen öyle. İşte arada annesine babasına Adana'da hala yani bir hatta en son Yılmaz'la uğradık. Yani aman çocuklar çok sık gelin sizi görünce onu hatırlıyoruz gibi böyle manevi bir şey oluyor ama. Ya Ahmet değişik adamdı ya. Kendine az şeyleri vardı. EV-512 bir tane şey Ford'ları vardı. Gri, az gezerdik onunla. Plakalar şeyi. Tabii canım plakayı gördüm. Ha, Ahmet zaten yanılmıyorsam o araba yüzünden başı derde girdi. Ottu'ya bir gün babası Ankara'ya geldi arabayla gitmiş. Vay sen misin arabayla gelen gibi bir ben şey olmuş falan. Ben hiç hatırlamıyorum. Ottu'ya girdiğini falan hatırlamıyorum ama tercüme yapalım. Yok ya ama Allah rahmet eylesin. En son onu ben yani doğru düzgün herhalde Almanya'da yani ondan sonrasında... Ben hiç görmedim yani. Bir tarzda mezun olduktan sonra yok, hiç görmedim. Yani Türkiye'ye geldi, çalıştı. O dönemde yani aileden de fazla bir şey yoktu. Hatta şimdi en büyük şey yakın olarak kardeşi vardı. O da öldü rahmetli kalp krizinden. Gürcan'dı galiba. Ondan sonra yani iyi adamdı ama ya. Enteresan adamdı, evet. Cool, şeysiz. Peki şimdi yani bir miktar okul sonrasına baktık da bak o da dinliyor meraklandı. Şey vardı bu efsane doğru mudur? Kedinin senin eşofmanın içine kırmızı biber dökmesi falan var böyle bir hikayeler doğru vallahi, mu? İddiası öyle de. Var var. Yani bana çifte atan eşek diye dalga geçirmesi de ondan çünkü o zaman ben kiloluydum. Ondan sonra kızdım buna. Peşinden koşuyorum ama yakalayamıyorum şerefsizi. Yaklaştıkça tekmeyi sallıyordum peşinden vurursam diye. Ondan sonra oradan çıktı. Yani bu eşek lakabı da sayesinde oldu. Bayağı etkilemiş bir adam. Ama herif muzurdu ya. İşte yani bunu şimdi bizim sınıfta kime sorsan kedi için yani böyle çok muzurluk konusunda farklı bir yorum yapmaz. Akademik konuda bir şey değil de muzurluk konuda. Akademik konuda hiçbir şeyini hatırlamıyorum ben. Tabii. Bir tane şöyle kalın U şeyi vardı. Sigortaları attırmak için. Şey gibi dolaşır. Spor Allah hak getire zaten. Şey olmaz. İlginç bir adam. Benim yani Tarsus'u bir de şey kısmıyla alırsak öğrenim veyahut da bize ne yaptı, ne etti gibi. Ya ben Tarsus'un çok faydasını gördüm. Yani çok faydasını gördüm derken oradaki eğitimin ötesinde yani İngilizce tamam zaten o dönem için bizim okul bambaşkaydı. O ayrı bir kenara çek. Onun ötesinde yani okul bize yatılılığın getirdiği bir şey belki de büyük ihtimalle aşırı bir özgüven verdi. Düşün işte 11-12 yaşında gelmişsin, her şeyini kendin yapıyorsun, başın içerisine sen bakıyorsun. Hı hı. Bakmazsan da kimse gelip peşini kovalamıyor yani. Hiç. Ondan sonra yani hayatta tek başına bir şeyler yapmayı öğretti bize. Ki ben mesela Almanya'ya gittiğimde yani resmen şey gibi gittim, tek başıma gittim işte üniversiteyi kendim ayarladım bilmem neyi ne yaptım. Bunu ama yaparken de işte o Tarsus tecrübeleri oldu. Ondan sonra... Peki Ömer İtil mesela enteresan bir laf etti kaydederken. Ben THC'likten çok THC-76'lı hissediyorum kendim dedi. Sen hiç öyle ben mi? Ayrı... De öyle. Değil mi? Ha, ben bu, de öyle. Bu enteresan yani bir şey. Belki bizim sınıfın kendine has bir özelliği. Belki de her sınıf öyle hissetti bilmiyorum ama yani bizim sınıf sanki daha bir iç içe. Mesela şimdi de mezunlar kendi aralarında şey yapıyor ya, buluşuyor, görüşüyor. Diğer sınıflarda ben onu pek sanki şey yapmıyorum. Veyahut da biz duymuyoruz. Hani ama yani 76'lık daha bir şey geliyor. Yani daha bir iç içeydik. Hatta yani mesela
belki bizim avantajımız mı onu da bilemiyorum. Mesela Tarsuslar, Mersinler de diğerlerine göre sanki bizlerle daha, hani Adana ve Yatılılarla daha doğrusu, daha bir iç içeydi gibi. Ya bilmiyorum, bizim sınıfın tabii yani özellikle İstanbul'daki nüfusun fazla olması, bir de bizim bir yere, mezuniyet sonrası. Mezuniyet sonrası yani işte 90'lar ve 2000'lerde sürekli biz buluşan, tabii. beraber yemek yiyen, bir şeyler yapan. Çünkü geçmiş fotoğraflara falan bakıyorum, 80'lerde falan Tarsus toplantıları var, 30 kişi falan var. O bütün Tarsus, tamam mı? Yani 70'lisi de orada, 80'lisi de orada filan. Sonra ama şeyde bakıyorum, ya yani bizim sınıf toplantılarında yani burada 20 kişinin falan geldiği tabii, oldu. Tabii. Var diye İstanbul dışından gelenler oldu filan falan. Bizim sınıfın ayrı bir bağlılığı olduğunu ben de düşünüyorum. Ya bir de mesela işte genelde oluyor, Mersin'den geliyor, ya ben geliyorum. Evet, haber açıyor. Mesela kardeşimin senesi o, 83 galiba, tam emin değilim. Onlar mesela öyle değil. Yani ama onlar tabii o zaman yatılılık kavramı biraz farklıydı. İşte kızlar başlamıştı, biraz kız derdine düştüler. Bizde mesela bence o hem dezavantaj hem avantajdı kız olmaması. Yani kız olsa kafa başka bir yöne de gidecekti. Bizim öyle bir şeyimiz yoktu. Hepimiz birimiz için edasıylaydık. Yani o çok farklı boyuttaydı. Yani şu şeyi hatırlasam, Bülent Uzun'un o meşhur hazırlıkta başladığı, lise 3'e kadar giydiği mini bornozu. Ya şimdi okulda kız olsaydı Tüzün belki yine öyle dolaşırdı, olabilir, o yapardı yani. Hı-hı. Ama yani kızlar başladı, okulun havası da değişti gibi hissediyorum ben. Hı-hı. Yani Üsküdar Amerikanlı eskiler de aynı şeyi söylüyor. Hı-hı. Orada da oğlanlar gelince bozuldu. Orada da oğlanlar gelince bozuldu diyor. Ama yani yatılılık bizim okulda bence en önemli şeydi, faktördü. Faktördü. Yani o çok önemli. Ondan sonra ya ben mesela şeye hiç gitmedim, dershaneye. O dönem zaten dershaneler yeniydi, öyle çok aman aman bir şey. Ama yine de gayet rahat bir yerleri kazanıyorduk. Yani hiçbirimiz öyle açıkta kalmadık, şey yapmadık. Ondan sonra demek ki yani okul eğitim olarak da bize ciddi bir şeyler vermiş. Ama her şeyden önemlisi mesela yine o ders çalışma tavrımızdan, mesela Mr. Abbott'un o Open Book sınavları veya evet. Ne kadar mesela, acayip geliyor değil mi? Ama yani işte adam sana bırakıyor, istersen 3 cümle ama mühim olan sorunun cevabı, istersen 1 sayfa yaz, geçer bir şey söyleyemez. Bizim tabii çok öyle bir şansımız oldu, çok tabii. Enteresan. Ezberçilik yok. Hocaların şeyinden geçtik. Tabii, yani tabii, orada tabii. Gıcığını da gördük. Yani tabii. Bizim sınıfın en büyük darbesi biliyorsun Waterloo'lardır. Orta 2'de. Tabii. Yani sınıfını da talan ettiler. Tabii canım, talan ettiler yani. Kaç kişi çaktı bilmiyorum. Hatırlamıyorum. 14-15 kişiyi. Ben ucundan yırtmıştım. Ondan sonra şeyi çok farklı insanlarla bir arada olmak durumunda kaldık. Ama hakikaten yani Kestin'i hatırlıyorum İngilizce lise 1'de. Acayipti ya yani o dönemin Türkiye'sinde. Ben Kestin'den şeyi hatırlıyorum mesela. Benim notumu kırmıştı. Ondan sonra soru şeydi işte Turkey is a part of Middle East. Ben no yes. Hayır dedi Middle East dedi. Hayır dedi biz Arap değiliz, Near East'iz. Yok öyle bir şey falan. Ve adamlarla tartışabilirdin yani. O şey bence çok o yani. Çok acayip bir şeydi. Yani bu onlarla tartışabildiği için Türk hocalarıyla da aynı tabii. moda girmeye başlıyordu. Yani Necdet Hoca ile hukukumuz herhalde tabii. Türkiye'de kaç spor hocasıyla öyle bir hukuk olmuştur ki. Yani en katı o zaman ben Yalçın Bey'i hatırlarım. Yalçın evet. Hoca'yı. Yani o bile kendi çapında yine farklıydı. Tabii canım yani farklıydı. Şey yoktu. İyi kulak çekerdi. Bir onu hatırlarım. Şöyle tamam böyle tuttum. Ama mesela Haydar Hoca olsun, hatırladığım, coğrafyası neydi? Ömer Temel. Ömer Temel olsun. Bunlar evet. Yani şey, kendine has insanlar. Yok çok enteresandı. Ya bir de mesela şey bile bana hala bu yaşta o şeydir, kılık kıyafet konusu, bizde üniforma olmaması. Mesela şimdi de ben rahatım işte aman şunu giyeyim şöyle yapayım derdinde değil. Belki de okuldan ta bu yana gelen bir şey. Hani kasmıyoruz.
Ama nerede ne yapacağımız, nerede nasıl hareket ederiz, giyiniriz bunu da biliyoruz. Yani bizi bu kadar rahat rahat yetiştirdiler ama çaktırmadan bir şeyler de öğretildi. Evet, evet. Yani yok, o kadar yok, değil. Yoksa evet, tamam hepimiz bir fanlayla, bir terlikle dolaşıyoruz. Hocam okulda herkes Tokyo'yla dolaşıyordu. Öyle evet, şeyler vardı. Herkes demeyeyim, dolaşanlar vardı. Yadırganmazdı. Yok canım. Yani benim işte bir tane beyaz şeyim vardı. Clarkson, bu şeyden, hatta Almanya'dan çok havalı getirmiştim onu ilk gidişim. Ondan sonra bir kot pantolon, bir tane fanla öyle bütün gün dolaşıyordum yani, ne olacak. Ama yani yine de o kadar disiplinsiz görüntünün arkasında bir disiplin vardı. Yani kendi de, kendi çapında. O da veyahut da hani kendi kendine o disiplini uygulamasan zaten okulda başarılı olur. Aynen öyle. Aynen öyle. Okey. Teşekkür ederiz.